Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle şöyle lahana sarması yapacağız. Şöyle bildiğiniz üzere normal bir iç hazırladım. Domatesim, biberim, soğanım, kırık pirinç kullandım ben. Kimyon, karabiber, maydanoz, salça hepsini karıştırdım. Normal bildiğiniz bir iç tarifi. Şöyle lahanalarımı önceden haşladım arkadaşlar, hafif. Yumuşadıktan sonra şu şekilde açtım. Şöyle arkadaşlar ince bir şekilde dürüyorum. Gül böreğindeki gibi aynı simgeyi vereceğiz ona. Şöyle içten küçük kıvırarak ilerliyorum. Şöyle şimdi fırın tepsimi alıyorum arkadaşlar. Fırında yapacağız. Şöyle koydum tepsime. Gerçekten de çok güzel bir tarif oluyor. Misafirlerinize de kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Şöyle koyuyorum arkadaşlar içerisine. Bu arada arkadaşlar dereotu da koyarsanız iç malzemesini çok güzel olur. Kesinlikle tavsiye ederim. Nanesi de bol olursa çok güzel olur yine. Şöyle arkadaşlar aynı şekilde tekrardan dürüyoruz. Bu arada arkadaşlar güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Videolarımı da sonuna kadar izlerseniz eğer çok sevinirim. Sizler için çok kısa yapmaya çalışıyorum videolarımı. Şöyle yine tepsime koyuyorum arkadaşlar. Şöyle hepsini aynı şekilde devamını getiriyoruz. Şöyle kaseme birazcık yağ, zeytinyağı koydum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kadar salçam var. Onu ilave ediyorum. Şöyle hafif bir karıştırıyorum küçük çapıcımla. Sonra sıcak su ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle karıştırdım. 2 su bardağı kadar da sıcak suyumu ekledim ve çırpıyorum iyice salçam eriyene kadar. Siz baharatlandırabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece tuz ekleyeceğim. Şöyle biraz tuz ekledim. Şimdi salça sosumu da şöyle lahanalarım üzerine döküyorum. Şimdiden bile çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şimdi üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar lahana dolmalarım oldu. Gerçekten de çok güzel gözüküyor. Şöyle tam bir gül şeklinde verdim ona. Siz de kesinlikle denemelisiniz ve gayet kolaylıkla herkesin yapabileceği bir tarif oldu. Şöyle ortadan ikiye bir keseyim. Dumanı da üstünde arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel kokuyor. Tadının da çok güzel olduğuna eminim. Siz de mutlaka denemelisiniz bu tarifi. Herkesin de şaşırabileceği bir tarif ayrıyetten. Sizin de herhangi bir istediğiniz yemek olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şimdiden deneyecekler. Afiyet olsun.